Üçüncü bin yıla bakış programıyla bir perşembe akşamı yine sizlerle beraberiz. Uzun zamandan beri çalışma hayatıyla ilgili emek sermaye ilişkisi ve Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik zorluklar konularını irdelemedik. Daha değişik konularda sizleri bilgilendirmeye çalıştım. Aslında Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu durumu iki seneden beri devam eden programlarımda sizlere açıklamaya çalışmıştım. Ve demiştim ki Türkiye'yi, Türk insanını, çalışanı, işçiyi, işvereni son derece kötü bir gelecek bekliyor. Çok kötü ekonomik kriz bekliyor. İnsanlar işsiz kalacak, aç kalacak, açsız kalacak, işsiz kalacak, çocukları okula gidemeyecek. Bütün bunları size iki yıldan beri yapmakta olduğum programlarda söyledim. Ve dünyanın içine düşeceği bu krizi de söyledim. Neden mi söyledim? Çünkü dünyada ekonomik krizler belirli aralıklarla nasıl küresel ısınma ve soğuma meydana geliyorsa ekonomik krizler de meydana geliyor. Geriye baktığımız vakit Amerika'nın 1920'lerden beri Türkiye'nin dahi 30'lu yıllarda, 40'lı yıllarda içine düştüğü bir takım sıkıntılar var. Atatürk bile bunu dile getirmiş. Yani kriz dönemlerinin daha önceden devleti yönetenler tarafından görülmesi ve önlemlerinin alınması gerekir diye çeşitli meclis açılımlarındaki konuşmalarında bunlara yer vermiş. Biz de bunları sizlere söyledik. İsterdim ki size daha iyi konularda, daha günlük, güneşlik ve pembe bir tablo çizerek konuları, bilgilerinizi arz edeyim. Ama öyle olmuyor. Bugünden itibaren ne olacak? Bugünden itibaren iş dünyası çok kötü duruma düşüyor. İşçiler de çok kötü duruma düşecekler. Ve bunun yok edilebilmesi için bu tür programlarda neler yapılabilir, neler yapmamak gerekir? Bu konuları çeşitli konuklarıma davet etmek suretiyle herkesin kendi bilgi alanında olan hususlarda çözüm önerileri, ürettikleri sonuçların, neticelerin neler olduğunu sizlere aktarmaya çalışacağım. Şimdi içinde bulunduğumuz durumda tabii ki devlet adamları tarafından medyada, yazılı ve görsel basında krizin teğet geçeceği veya kimsenin çok fazla etkilenmeyeceği gibi bir takım söylemler varsa da ben insanların çok zarar göreceğini ve özellikle de dar gelirli olanların, yoksul olanların daha da kötü duruma düşeceklerini, işsizliğin had safhaya geleceğini ve bunun içinde devletin acil önlemler almasını öneriyorum. Tabii ki çeşitli kentlerdeki işletmeler bağlamında farklı bir takım sonuçlar ortaya çıkabilir. Yaşam koşullarının daha kolay olduğu, daha ucuz yaşama imkanının olduğu kentlerde büyük şehirlere oranla bu ekonomik krizin geçiştirilmesi ve işsizliğin hissedilme oranları değişik olabilir. Bunları zaman bize gösterecek. İşte bu Türkiye'de özellikle iş dünyasında, emek sermaye ilişkisinde meydana gelen ve istihdam paketi diye halkın beklediği ve ümit bağladığı bir takım yasalardaki hükümlerin uygulanmasından kaynaklanan olumsuzlukların neler olduğu konularını değerli konuğumu davet ederek Sayın Fatih Cengizler'i sizleri bilgilendirmek istedim. Fatih Cengizler bu ekrandan size daha önce de seslenmişti. Kendisi bugün konuşacağımız konuların bir hakkın uzmanı. Çünkü emekli iş müfettişi, biliyorsunuz iş müfettişliği aslında son derece
önemli bir meslek. Yani devlette bir baş iş müfettişliği yapmak bu anlatacağımız konularla ilgili olarak birebir temas etmek, bilmek demektir. Fakat Sayın Cengizler sadece devlette çalışmakla yetinmedi. Emekli olduktan sonra Türkiye'nin birçok kentinde işverenlere ve işçilere eğitim danışmanlığı yapmakta ve içinde bulundukları bu dehlizde, karanlık dehlizde nasıl yürüyeceklerini ve yürümeleri için neler yapmalarını ve neler yapmamalarını birebir anlatıyor. Hoş geldiniz diyorum size. Evet. Ve bu kadar çok konuştuktan sonra şimdi gene Şiamet Tellalı olarak olumsuzlukları sormak üzere size ilk sorumu sormak istiyorum. Bu istihdam paketi diyoruz. 5763 sayılı yasayla takım hükümler çıktı ve bundan başlayalım isterseniz. Buradaki maddelerin hepsine temas etmemiz mümkün değil ama yani alt işverenden başlarsak, bu alt işveren ilişkisi çünkü toplumda artık çok önemli bir çalışma hayatının çok önemli bir kısmını işgal ediyor ve toplumdaki yapılan işte sendikaların bir takım istedikleri konular gerçekleşmediği için alt işverenliğin üzerine fazla gidildi. Ama bu çalışma hayatını da engelleyen ve hatta bana sorarsanız da bilmiyorum sizin görüşünüz ne olacak, anayasadaki hükümlere de aykırı. Yani herkes istediği alanda çalışma hürriyetine sahip olduğu maddesine de aykırı. Bunlarla ilgili başlayalım. Ondan sonra devam ederiz. Evet, buyurun, söz size. Evet, önce konuşmama başlamadan önce Cem TV izleyicilerine iyi akşamlar diliyor. Siz değerli hocama da böyle bir program hazırlayarak ve böyle bir program yaparak çalışma yaşamının tarafları olan işçilerimiz ve işverenlerimizi bilgilendirmemize vesile olmanızdan dolayı ve böyle bir kamusal bir görev yerine getirmemizden dolayı da teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten şu anda Türkiye çok ciddi bir süreçten geçiyor ve bu süreçte ciddi anlamda iş yerlerinin kapanmasına, işçilerimizin işten çıkmalarına, insanların aç ve sefil kalmalarına neden olmaktadır. İşte bizler de bu programlarımızda bunlara bir nebze olsun çare olabilirsek ne mutlu bize diyerek sözlerime başlıyorum. Evet. Şimdi malum hepimizin de bildiği üzere çalışma yaşamının 3 ayağı vardır. Birinci ayak işveren, ikinci ayak işçi, emek, üçüncü ayak da devlettir. Devlet bu çalışma yaşamında bir taraftır. Taraflı şöyledir. Kurallar kor çalışma yaşamına ve koyduğu kuralları denetler. Kurallar da korken her iki tarafın da, yani emek ve işveren tarafının da mağdur olmamasını, onların korunmalarını özen gösterir. Fakat şu son bir yıl içerisinde biraz önce sizin de değindiğiniz gibi çıkan yasaları incelediğimizde maalesef çok eksiklikler ve hukuka aykırılıklar açıkça göze çarpmakta. Kamuoyuna 5763 sayılı yasayla giren ve adına istihdam paketi denilen bu yasayı incelediğimizde genel olarak şöyle bir değerlendirme yapmam istenirse, istihdam paketinden ziyade işverenler önünde istihdama engel bir yasa paketi diye tanımlamakta hiç zorluk çekmem. Neden diyeceksiniz? Bir, 8 Şubat 2008 tarihinde çıkarılan 5728 tarihli kabahatlar yasasıyla ilgili kanunda çalışma yaşamında çok ciddi değişiklikler yapıldı. Ve bu değişiklikler daha çok idari para cezalarına yönelik bir değişiklik olmasına rağmen
Bu yetmedi. 5763 sayılı kanunla yeniden idari para cezalarına bir ağırlık getirildi. Sözlerinize de başlarken sizin de belirttiğiniz gibi zaten Türkiye ve dünya büyük bir krizin eşiğinde, bunu bilmeyen yok. Herkes biliyor ki bütün dünya bir krize giriyor. Böyle bir kriz beklentisinde Mayıs ayında, 5 Mayıs 2008 tarihinde böyle bir yasayı yürürlüğe koymak gerçekten çalışma yaşamına yapılabilecek herhalde en büyük yanlıştı diye. Ama işverenler çok mutlu. Değiller, bilmiyorlar. Orada işverenlerimizin ağzına bir parmak bal çalındı. Primlerle ilgili. 5 puan işveren payında düşürme yapıldı. 18 ve 29 yaş arasındaki işçilere, işte yeni çalışan işçilere, çalışma yaşamına yeni giren işçilere kolaylıklar getirildi. Vakit kalırsa onu da soracağım zaten, onun abukluğunu. Evet. O çok zaten, o 18-29 yaş arasından hemen hemen hiç kimse yararlanmadı. Yararlanmayacaktı zaten. Evet, yani yararlanmaması neyse, için. Neyse, ona karıştırmayalım. Evet. O, yani hep böyle evet, parmak basıyoruz acımıza. Daha sonra bu 5 puanla işte geçiştirildikten sonra işte getirilen 5763 ile ilgili hükümler, en başta idari para cezalarındaki ağırlık. Bu birincisi. Bu ne demek? İşte yönetmelik, ağır ve tehlikeli işler yönetmeliğine aykırı davranmanın cezası 77 YTL iken 200 YTL'ye çıkarılmış olması. Bu çok ciddi anlamda bir, bana göre, hata. Bırakın istihdamın önünü açın. Yani ağır para cezalarıyla işverenlerin önüne koyduğunuz korkutucu, ürkütücü idari para cezalarına nereye gidebilirsiniz? Hiçbir yere gidemezsiniz. Sadece işverenleri korkutursunuz. Önce kayıt dışıyı kayıt içine çek. Evet, kayıt dışını da kayıt içine çekmenin yolu, bana göre, şu anda dünyada en yüksek çalışma vergisi diye bizim tabir ettiğimiz sosyal sosyal güvenlik kurumlarına ilişkin primler, muhtasar diye tabir ettiğimiz vergiler, bunların bir kere çok asgari ücret vergisi. İndir onu 1 liraya. 1 liraya indir. Herkes şunu, 1 liraya. Evet, bak sefer, yeniden görüşeceksin. 1 lira yap bütün şunu. Bütün işverenler de, ben eminim ki hepsi de kayıt içine girecek. Evet. Çünkü çoğu ayakta kalmanın mücadelesini veriyor bugün. Biraz sonra gerçekten konuşacağımız konu çok. Evet. Bu bağlamda hemen konumuza, kendi konumuza geçecek olursak, ayrıca bu yine 5763 alt işveren, asıl işveren ilişkisinde çok yine ağır bir hükümlük getirdi, müeyyide getirdi ve anayasaya aykırı hükümler getirdi. İzleyicilerimizin bir kısmı tabii ki asıl işveren, alt işveren kavramlarını bilmiyordur. Yani bir ders vermiyoruz burada ama çok kısa böyle ne demek istediğimizi, neye temas edeceğimizi ve kendileriyle ilgili olan bu konunun ne olduğunu da bir tanımlayarak başlarsanız. Şimdi o zaman alt işveren kavramını tanımlamak ister isek, doktrinal anlamda şöyle tanımlamamız mümkün. Bir işverenden iş yerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde, dikkat buyurun, asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu iş yerinde aldığı işte çalıştıran diğer bir işverenle iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye biz asıl işveren, alt işveren ilişkisi diyoruz. Yani demek ki tabii ki burada maddede bir takım şartları sayıyor. Hani asıl işverenin, alt işveren ilişkisinin olduğunu. Yani bizim izleyicilerin şurada bilmesi gereken şu var. İki tane işveren var. Bir tanesi bir iş yapıyor. Veyahut da o da başka bir yerden almış. İhale suretiyle almış diyebilirim. O kendi yaptığı işle ilgili bir kısmını bir başka işverenden sözleşme yapmak suretiyle onu da dahil ediyor. Evet. Kendi iş yerinde çalışmıyor. Bu bir tane olabilir, 5 tane olabilir, 10 tane olabilir. Yani bunun sayısı da belli çok, değil. Evet, ama demektir ki iki işveren, bir asıl işveren var, bir tane de onun yanında bazı kısımlarını yapan, işini yapan işverenler var. Evet, bahsetmek istediğimiz konu şimdi bu. Evet.
Evet, şimdi peki bu yasa ne getirdi? Peki alt işverenlik nereden doğmuş? Evet. Ve bu alt işverenlik veya halk arasında taşeronluk dediğimiz evet. bu ilişki nasıl doğmuş, nereden doğmuş? E tabii ki dünyadaki ve Türkiye'deki teknolojik ve ekonomik gelişmelere dayalı olarak doğmuş. Bunun nedenlerini isterseniz biz sayalım. Evet. Yani insanlar neden, halk deyimiyle konuşuyorum, neden taşeronlaşmaya gidiyor? Neden buna ihtiyaç duyuyor? Ve neden ihtiyaç duyacak? Bunun en baştaki özelliği çalışma yaşamındaki uzmanlaşmanın, ihtisaslaşmanın artık artması. Çalışma yaşamında uzmanlaşmanın kendini hissettirmesi. Bu birinci neden. İkinci neden, iş yerlerindeki bazı yardımcı işlerin asıl işveren tarafından yapılmasının işletmecilik gerekleri bakımından çok yararlı olmaması veya yapamaması, ona zaman ayıramaması. Üçüncü neden de asıl yaptığı işe daha çok yoğunlaşmak amacıyla işverenlerin yardımcı işleri veya işin bir kısmını başka bir işverene devrederek daha böyle kendi işine yoğunlaşmasını sayabiliriz. Tabii ben şimdi bu senelerce bunu böyle anlattık kürsüden de ben şimdi bunun komik olduğunu düşünüyorum. Neden komik olduğunu düşünüyorum diyeceksiniz. Bir kere dünyadaki çalışma sistemi değişti. Yani artık işletmeler eski klasik biçiminde çalışmıyor. Bir kişi evinde oturup tek başına bir işletme sahibi olabiliyor ve diyor ki ben şu işi alacağım. Gidiyor bilmem kimden trilyonlarca liralık bir işi alıyor. Ve bir kendisini alıyor bu işi. O işi yapacak. Yani bu mesela bilgisayar işi olabilir. O iş kimin? Kendisinin. Ondan sonra bir takım ekipler kuruyor. Her bir ekibin bilgisi, o işteki becerisi ve o işteki ihtisası değişik. Bunları ayrı ayrı kullanıyor. Şimdi bu ne oldu? İşi aldı. İş kendisinin. Ama kendisi hiçbir iş yapıyor mu? Yapmıyor. Şimdi bizim yasa bu anlattığım örneğe uygun değil. Evet. Yanlışlık orada. Evet. Ve ben bugün diyorum ki ama ben 10 sene evvel bunu böyle anlatıyordum. Ama şimdi öyle düşünmüyorum. Çünkü şimdi diyorum ki artık iş ilişkisi bu bizim iş kanununda anlattığımız ve burada kanun koyucunun tarif ettiği ölçüler içinde değil. Bunu aşmış. Bu hüküm bu şekilde yani sendikalar işçileri koruyabilmek için asıl işverenin işçisi mi alt işverenin işçisi mi onun hakkı mı gitti bunun bilmem nesini mi ödedi hadi asıl işvereni sorumlu tutalım alt işverenin parası yok bilmem nesi yok gibi konular artık yani çok basit kaldı. Bu nedenle siz şimdi bunu anlattınız tabii çok güzel siz pozitif hukuku anlattınız. Evet. Ben de diyorum ki artık yanlış vazgeç kanun ey kanun koyucum ey beni idare eden şöyle bir önüne bak da buradaki bu hükümlerin ne kadar eski uygulanamaz olduğunu gör diyorum. Yani dünyadaki gelişmelere, teknolojik gelişmelere, evet. ekonomik gelişmelere, rekabetteki gelişmelere tabii ki ayak uydurulması gerekiyor. Evet. Ben de aynı şeyi savunuyorum. Yani ben siz de aynı fikirdesiniz. Evet tabii tabii. Yani İyi çok teşekkür ederim. Rica ederim. Yani aynı şeyi düşünüyorum. Ve birçok şeyi artık gerçekten ülkemizin aşması gerekiyor. Evet. Yani bazı baskı gruplarının etkisinde kalarak işte şu şunun hakkını alır, şu şunun hakkını gasp eder, şurada muazza vardır, şöyle yaparsam ben bunu muazza addederim şeklinde bir yere varamayız. Biz evet. dünyadaki gelişmelere ayak uydurmak zorundayız. Evet. Gelelim tekrar taşeronlaşmadaki ekonomik nedenlere. Evet. Nedir bunlar? Bir, önce işverenlerin asli amacı nedir? İşletmelerini, iş yerlerini ayakta tutmak ve bunun için de maliyetleri en aza indirmektir. Alt işverenle çalışmak bazı işverenler için maliyet düşürücü bir unsurdur. Bunun için tercih edilir. Yani, mesela yol inşaatında. Yani. Evet yani her şeyde ayrıca yol inşaatında olabiliyor bu başka fabrika işlerinde olabiliyor. Örneğin bir yemek işini ele yemek alalım. Iş, evet. Bir yemek işinde
bir asıl işveren yemek işiyle uğraştığında kişi başına düşen günlük yemek maliyetini 5 liraya çıkarıyorsa, bu işin uzmanı olan, bu işi çok iyi bilen bir yemek firması bunu 3 liraya yapıyor. İşte bu 2 lira işverenin karıdır ve bu 2 lira da ayrıca yine Türkiye'ye bir şekilde yatırım olarak yönelir. Yatırım olarak döner. Ama bu vadileri düzenleyenler bu hesabı yapmıyorlar. Vallahi bilemiyorum. Yani herhalde bu hesabı yapsalar biraz sonra geleceğimiz o muazza aranması, efendim işte her şeyde bir suç aranması, her şeye bir kul takılması herhalde olmaz. Yani bence bugün asıl bakılması gereken hocam nedir biliyor musunuz? Üretmek, ürettiğinizi satmak, sattığınızı parayı da halkınıza adaletli bir şekilde dağıtmaktır. Ve bu da istihdam yaratmaktan geçer. İstihdam yaratamadığınız sürece hiçbir yere gidemezsiniz. Böyle istihdamın önüne engeller koyarak, efendim işte bazı baskı gruplarının iddialarını, baskılarını dikkate alarak şey yaparsanız, hareket ederseniz hiçbir yere gidemezsiniz. Ben her yerde bunu söylüyorum. Diyorum ki önce üreteceğiz, istihdam yaratacağız. Daha sonra da halkın refahını artıracağız. Evet. Bugün istihdamı artırmayı bırakın. İstihdam işte bakın takır takır günde herhalde ben getirdim bütün şurada bütün kötü haberler. Ben televizyonda evvelsi gün izledim. Böyle artık o işçi ağlamaklı 7 aydır ücret alamıyoruz diyordu. Evet. Ve kamera başka bir yere gitti. Bir kadın yani kocası çalışamadı ve para getiremediği için ve de hava soğuk olduğu için okula giden kızının resim defterlerini yakıyordu sobada. Yani ben Türkiye'de bu manzaraları 2008 yılında görmekten utanıyorum. Yani çok üzülüyorum değil, artık üzülme falan geçti. Utanıyorum. Yani bu devlet halkın artık çocuğunun resim defterini, kitabını yakacak duruma getirdiyse ama o taraftan da çıkıp diyorsa ki efendim işte biz yasaları çıkarttık da gayet güzel her şey süt liman diyorsa yani burada bir yerde bir yanlışlıklar var yani bir yanlışlıklar var. O kesin. Ayrıca alt işverenine yönelmenin bir nedeni de kalite. Evet. Daha kaliteli mal üretmek. Kaliteyle birlikte de rekabet ortamında rekabeti geliştirici ve rekabete ayak uydurucu önlemler almaktır. Evet. Bu nedenlerle daha çok taşeronlaşma veya alt işverene iş verme Türkiye'de yoğunlaşmış. Evet. Ya bunun yanında bu yasayı efendim işte kötüye kullanan kişiler yok mudur? Olabilir, vardır. Olacaktır da. Yani hani Anadolu'da çok güzel bir deyim vardır. Kurun yanında yaşlı ayaklar. Yani bütün böyle birkaç tane işverenimiz var diye bunu herkese şamil etmek, bunu herkese bu şekilde yapıyorsunuz diye bir düşünce içerisinde olmak hoş da değil. Evet. Ne olur o tür niyet olan kişilere, işverenlere karşı da devlet başka şekilde bir çözüm üretir. Yani kuruyla yaşı yakmaz. Evet. Burada bakıyoruz kuruyla yaş birlikte yanıyor. Biraz önce de sözlerimize başlarken söylemiştik. Türkiye'deki alt işveren ilişkisi zaten 1980'lerden sonra çıkmış ortaya. Daha çok o yıllardan sonra gelişmiş. Ha eskiden de vardı da bu kadar sendikaların değil. Yani sendikalar evet. Yasasının 80'den sonra 82 anayasasıyla sendikalar mevzuatındaki değişiklikler ve bir takım hakların gelmesi ve sendikalaşmanın önünün kısılması burada sendikaların reaksiyon göstermesine sebebiyet verdi. Yoksa eskiden taşeron kurumu pekala vardı. Ama 80'den sonra bu daha böyle gelişti. Evet. Özellikle yardımcı işlerde. Ben çalışma hayatındaki gelişmeleri şöyle göz attığım zaman hatta 1936'daki siz hoşçusunuz daha iyi bilirsiniz. 3008 sayılı yasada da var. Var tabii. Taşeronlaşma var. Yani. Hep taşeronlaşma var. Taşeron ilişkisi var. Çünkü çalışmanın gereği yani anayasada bir kere var. Herkes istediği şekilde çalışır. Ben mecbur muyum yani bir iş yeri kurarım. Hiçbir işini de kendim yapmam. Sadece dururum, veririm, dağıtırım. Yani bunu engellemek zaten anayasaya aykırı diye düşünüyorum. Evet.
Sözleşme yapma hürriyetine de aykırı. Tabii aykırı. Sözleşme yapamazsın yapma diyor. Söndeyik asıl işin bir bölümünü. Hepsini veriyorum. Yani. Sizin de daha önceki programda da konuştuğumuz bir konu daha var. Tabii aslında sırayı da bozmak istemiyorum evet, ama maalesef konuşmanın öyle. Gelişimi öyle gelişiyor. Örneğin diyor ki işte işverenin yanında daha önce çalışmış bir kişiyle diyor alt işveren ilişkisi kurulamaz. Bu ne kadar yanlış. Ne kadar yanlış. O insan o iş yerini çok iyi tanıyan bir insan. Emekli olmuş. Gitmiş kendi adına bir iş yeri kurmuş. Veya bir gerçi tüzel kişilik ise ona pek karışmıyor. Bir de burada bir çelişki var. Çünkü tüzel kişi başka bir kişi. Tüzel ama Ahmet ise karışıyor. Evet, Ahmet ise diyor ki senin yanında diyor daha önce iş ilişkisi kurduğun kişiyle diyor ben diyor sana bu ilişkiyi kurdurmam. Kurarsan diyor muazzat ederim. Evet. Olmadı bu. Evet. Yani o konuları reklamlardan sonra devam edelim. Evet kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra bizi izlemeye devam ediniz. Evet kısa bir reklam arasından sonra yine sizlerle beraberiz. Ben telefon numaramızı size hatırlatayım. Telefonla bağlanabilirsiniz. 0212 627 48 48 telefon numaramız. E-mail yazabilirsiniz. 3.bin.yila@cemtv.com.tr SMS gönderebilirsiniz. Bunun için Cem TV yazıyorsunuz. Bir boşluk bırakıyorsunuz. 2030'a gönderiyorsunuz. Bir telefonumuz vardı. Telefonu bağlıyor musunuz? Yoksa sorumuza devam edelim. Sonra bağlıyorsunuz. Evet. Alt işverenlikle ilgili konuşuyorduk. Bir takım sorunlar vardı. Söz sizdeydi. Buyurun. Evet, teşekkür ederim. Alt işverenlik kurumunu düzenleyen 4857 sayılı iş yasasının ikinci maddesinde ana tema olarak yardımcı işlerin bir işverenin yürüttüğü işlerden yani yürüttüğü mal ve hizmet işlerinden yardımcı işlerle bunun yanında asıl işin bir bölümünde işletmenin veya işin gereği olarak veya teknolojik nedenlerle de uzmanlık gerektiren işlerde alt işverene işin verilebileceği hüküm altına alınmış. Demek ki öncelikle yasanın amir hükmü alt işverene iş verebilmemiz için bir yardımcı işler. Nedir peki bu yardımcı işleri? Kısaca saymamız gerekirse bir temizlik işleri, iki yemek, üç yükleme boşaltma işleri, dört bağ bahçe yani bahçıvanlık işleri, buna benzer işler. Çok kısa bir şekilde örnek vermem gerekirse. Tabii bana sorarsanız çok eskimiş bunlar artık kızıyorum ama pozitif hukuk anlatıyorsunuz diyecek bir şey yok. Eleştireceğimiz konular evet, çok. Yani bu konuyla ben sadece yasadaki mevcut durumu, şöyle bir masaya yatıralım daha sonra da. Evet, sizin ve benim yani bu konu üzerinde Türkiye'deki ve dünyadaki biraz önce de arz ettiğim şekilde teknolojik gelişmeleri dayanarak neler olması gerektiğini de ayrıca söyleyeceğim. Evet. Bunun yanında bir de işin ve işletmenin gereği olarak ve teknolojik nedenlerle de asıl işin bölünerek bir başka işverene verilebileceği ana tema olarak hükme bağlanmış. Evet. Daha sonra da bir yönetmelik yayınlanmış. Bu 5763 ile işte Türkiye'nin bilemiyorum yani Türkiye'ye gerçekten çok ciddi anlamda sorunlar yaratan bir kanun olarak ben nitelendiriyorum. Evet. Orada da muvazadan söz etmiş. Yönetmeliğin 10. maddesi. İsterseniz önce isterseniz 5763'ün bu birinci maddesindeki bir takım hükümler var ondan bahsedin. Aslında bunlar vardı zaten maddede de hani burada başlıyor muvazayla ilgili incelemeyi. Oradan başlayıp sonra yönetmeliğe gelin. Evet. İşçi tanımından, işveren tanımından hareket ederek. Evet. İşçinin tanımını yaparken kanun diyor ki bir iş yerinde ücret karşılığında ve bir iş ilişkisine dayanarak bir iş sözleşmesine tabi iş sözleşmesiyle çalışan kişiye çok kısa bir şekilde işçi denir diyor. Ücret karşılığında bir iş yerinde ücret karşılığında da
işçi çalıştıran yine bir iş ilişkisine dayalı olarak, yani bu iş ilişkisine dayalı olarak kasıtlardan biri de ortada bir iş sözleşmesinin, mevcut bir iş sözleşmesinin olması koşulu var. Buna da diyor işveren denilir diyor. Alt işvereni biraz önce tanımlamıştık. Bu tanımlardan hareket ettiğimiz takdirde de demek ki alt işveren de bir işveren. Evet. Kendi nam ve hesabına çalışan, kendi nam ve hesabına işçilerini münhasıran veya tamamen orada çalıştıran bir işveren. Kendi işyerini, evet, kendi iş aldığı gibi. Yerde evet, iş çalıştıran. Aldı. Çalıştıran kişi. Bunun eski yasa, yani bu 5763 sayılı yasa, yani istihdam paketi diyoruz. Orada bu 4857 sayılı kanunun 3. maddesine 2. fıkrasına getirdiği değişiklik, yani bunlar sanki bu iş yerlerini açarken hiç bildirmiyorlar mıydı da buraya bunu koydu? Evet. Yani zaten öbüründe de bir iş yeri açıyordu. İş yeri numarası alıyor, sicil numarası alıyor, işçilerini kaydettiriyor, bildirge veriyor. Gene bunları yapıyordu. Yani sanki bunları yapması gerekir diye bu maddeye bir hüküm getirdi ve oradan o hükümde de müfettişlikle ilgili açık bir kapı bıraktı. Onu istiyorum sizden ama telefonumuz varmış galiba. Telefon bağlıysa telefonu alalım. Daha bağlanmadım. Alo. Alo. Peki, bağlanamadı. Evet, bağlandığı vakit keseriz. Buradaki şimdi muvazadan başlayalım. Buraya bunun konmasıyla güdülen amaç nedir? Ne yapılmak isteniyor? Buradaki konulan amaç bana göre gerçekten, yani istihdamın önünde bir engel teşkil edecek bir amaç gibi çıkıyor karşımıza. Ve çok ağır bir müeyyide getiriliyor. Müfettişin muvazaa tespit etmesi halinde 10 milyar veya şimdiki parayla 10 bin YTL, asıl işverene 10 bin YTL'de alt işverene idari para cezasının getirileceği hükmediliyor. Siz biraz önce gayet güzel söylediniz. Eski kanunda da vardı, yani iş yerlerini bildirme yükümlülüğü vardı. Evet. Ve iş yerini bildirmeyen kişiye de yine kişi başı 100 YTL idari para cezasının hükmedileceği 5728'de getirilmiş idi. Evet. Yani hiçbir anlam ve bana göre bir şey yok. Sanki yeni bir hüküm mü yeni getirdi? Evet, yani Amerika'yı yeniden keşfetmiş gibi bir şey bu. Peki siz bütün bu iş yerlerine, çok iş yerine gidiyorsunuz. Orada işverenler diyorlar ki biz bunları bildiriyorduk. Şimdi bu yasa çıktı ve yönetmeliğine göre biz bir daha mı bildireceğiz diye soruyorlar. Biz ne yapacağız şimdi? Şimdiye kadar bildirmiştik. Onunla ilgili ne diyeceksiniz? Onunla ilgili şöyle bir hüküm var yönetmelikte. Deniyor ki işverenler iş yerlerini, işverenden şey pardon, alt işverenler aldıkları işi asıl işverenin dosyası üzerinden, çok şey tanımla söylüyorum, ve aralarında yapmış oldukları sözleşmeyle beraber başvurarak iş yerlerini tescil ettirirler diyor. Buradaki kasıt muvazaa araştırması için sözleşmenin, alt işveren, asıl işveren sözleşmesinin bölge müdürlüğü ulaştırılması. Ya bunu halbuki, bir daha evet, bir mükellefiyet daha getiriyor. Bir mükellefiyet daha getiriyor. Evet. Halbuki bunu yasada yapmak için. Telefonumuz geldi. Pardon. Evet, alo. Alo. Evet, kiminle görüşüyoruz? İyi akşamlar, Nazif Orasan ben. Evet, buyurun. İyi akşamlar. Sizi dinliyoruz, buyurun. Bir sorum var benim, Fatih Bey'e bir sorum var. Buyurun, öncelikle sorun. Çok önemli bir konuya değindiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şu an Türkiye'nin gündeminde çok önemli bir konu. Alt işveren üst işveren ilişkisinde alt işveren devlete karşı sorumluluklarını yerine getirmediğinde, sigortasını ya da diğer borçlarını ödemediğinde üst işveren bundan sorumlu olur mu? Fatih Bey bu konuya bir açıklık getirirse sevinirim. Evet. Evet, teşekkür ederiz. Buyurun Fatih Bey. Teşekkür ederim.
Şimdi eski yasamızda, özellikle bu 3308 sayılı yasada çok fazla bir zorlayıcılık yok idi. 4850 sayılı yasayla birlikte müteselsilen bir zorlu şey getirildi, yükümlülük getirildi. 5763'le de çok daha fazla ağır bir yükümlülük getirildi. Hatta şu anda müteselsiz sorumluluğun dışına çıkılarak bu 5 puanlık işverenlerin SSK işveren payından yararlanmalarına ilişkin hüküm de yayımlanan bir yönetmelik ve genelgede tebliğde eğer alt işverenin borcu var ise asıl işveren o 5 puanlık indirimden de yararlanamıyor. Yani bu demek ki çok ciddi anlamda bir müteselsiz sorumluluk var. Asıl işveren de alt işverenin SSK prim borcundan sorumludur. Müteselsizden evet. Bir sorumluluğu vardır. Ayrıca da tüm işçilerin özlük haklarından müteselsiz bir sorumluluğu vardır. Evet. Evet, yani ağır bir sorumluluk geldi. Çok ağır bir sorumluluk. Şimdi aklıma ne geldi biliyor musunuz? Hem muvaza diyor, biraz sonra deşeceğiz orayı. Hem de diyor ki sen onun sigorta primini ödememişse, onu yapmamışsa, şunu tehdiye etmemişse vesaire, sen bunları inceleyeceksin. Verdi mi vermedi mi ödeyeceksin. Ödemediğin takdirde de ben sana şu cezaları uygularım. Şu haklardan istifade edemezsin diyor. Şimdi bu durumda diyelim ki asıl işverenin muhasebecisi aynı zamanda iş yürürken alt işverenin de işlerini takip edip, çünkü asıl işveren sorumlu değil mi? O muhasebeci alt işverenin de işlerini takip etmek üzere görevlendirilse, ondan da maaş alsa, teftiş edecek olan müfettiş ne diyecek? Asıl işverenin işçisi, muhasebecisi alt işverenden de çalışıyor. Öyleyse bunların arasında muvaza var. Peki yani buraya bu hükümleri koyduktan sonra gelip nasıl kontrol etsin? Asıl işveren iş verdiği alt işverenin sorumluluklarını yüklendiğine göre, müteselsiz sorumlu olduğuna göre onu denetlemesi gerekecek. Denetlemek için ne yapması gerekiyor? Evet, güzel bir soru. Evet. Özünde iş yasası muvazayı tanımlamamış. Muvazanın tanımını biz borçlar yasasının 18. maddesinde görüyoruz. Evet. Ayrıca da Yargıtay Genel Kurulu kararında zannediyorum 2002 yılında vermiş olduğu Yargıtay'ın eski bir kararında muvazayı... Bir de çok eski bir iştihadı birleştirme kararı vardı. Evet. Çok eski. Bu iki şeyde özellikle Yargıtay'ın kararında müthiş bir tanım var. O kadar güzel bir tanım yapmış ki. Ama ne hikmetse muvazaya dayalı işlemleri iptal eden 4857 sayılı kanun veyahut da 5763 sayılı kanun muvazayı tanımlamamış. Bana göre tanımlamalıydı. Evet. Tanımlamalıydı. Yani madem bir muvaza olgusundan söz ediyorsunuz ve muvazanın olması halinde sözleşmenin geçersizliğinden söz ediyorsunuz, o halde siz bunu yasada tanımlamak zorundaydınız. Hangi durumlar muvazayı içerir, hangi durumlar muvazayı içermez? Bunu yönetmeliğe bırakmış. Kanunda yok. Evet. Ne 5763'te var ne de 4857 sayılı kanunda var. Şeyde ne diyor? Yönetmelikte neler yapmış? Yönetmelikte 10. maddede evet. O kadar şeyler getirmiş ki örneğin diyor ki alt işverenin diyor, işçilerinin diyor, bu asıl işverenin diyor, işini yapmaya diyor niteliklerinin bulunup bulunmadığı bir tanesini söylüyorum. Evet. Ve bu konuda da müfettiş inceleme yaparken iş yerine giderek inceleme yapmayacak. Öyle mi? Evet. Ama ben öyle anlamıyorum. Kağıt üzerinde mi? Evet, kağıt üzerinde. Nasıl yapacak? Kağıt üzerinde. Bizim sahayı görmeden nasıl yapacak? Sahayı görmeden, iş yerini görmeden kesinlikle böyle bir karar vermek mümkün değil. Evet. Vereceğimiz sözleşme üzerinden karar verecek. Ve sözleşmede de yönetmelik nelerin yer alması gerektiğini söylemiş. Bu da ayrı bir handikap. O da sözleşme yapma hürriyetine aykırı. Anayasaya aykırı. Yani
Ama siz, bir, korkunç bir şey, evet. Yani kalkıp da bir yönetmelikle işte kuracağınız bir ilişkide, kuracağınız bir iş ilişkisinde alt işveren ilişkisi olsun ve asıl işveren ilişkisi veya başka bir şey olsun, ne olursa olsun. Şunlar şunları yazacaksınız demek kadar bana göre yanlış bir şey olmaz. Yani bir sözleşmenin içine kanuna aykırılık olabilir. Kanuna aykırılık olmadığı takdirde. Alaka adaba aykırı hükümler evet. koyamazsınız. Kanuna hile olmadığı takdirde, muvazzaa olmadığı takdirde evet. her hükmü koyabilirsiniz. Evet. Yani bunu idarenin veya bunu bir kurumun şunları şunları koyacaksın, şunları şunları koymayacaksın demesi kadar bana göre yanlış bir şey olmaz. Olmamalı. Bu işte hukuk bilmemekten kaynaklanan evet. nedenlerle evet. kim yazdıysa. Bu tabii biliyorsunuz iptali için dava açtılar değil mi? Çünkü başkaları da açtı mı TİSK'in dışında? TİSK açtı. TİSK'in açtığı dava da çok haklı bir dava. Ana nedenlerini de ben şöyle sıralayabilirim ki evet. ben de buna aynen katılıyorum. Evet. Muvazzaa tanımı borçlar kanununda yapılmıştır diyor dilekçede. Evet. İş kanununda da kavram kullanılmış ancak tanım yapılmamıştır diyor. Biraz önce benim söylediğim gibi. Evet. Muvazzaa işlemin sözleşmenin tespiti de hukuki bir süreçtir. Müfettişlerce bu tespitin yapılması hukuki bir işlem olmayacaktır diyor. Evet. Bir de burada çok enteresan bir şey daha var. Konudan konuya geçiyoruz. Bu amacını aşan bir hüküm de var orada. Diyor ki istenilmesi halinde diyor müfettişe inceletilir. Bu amacını aşan bir şeydir. Yani burada bir keyfilik ortaya çıkacak. Sorayım. Yani bir işçi ben işçilik haklarımı aslında alt işverende çalışıyordum ama bunların arasında bir ilişki vardır. Benim işçilik haklarım daha evvel asıl işverenin yerinde de çalışmaktan dolayı işte 4 sene değil de 8 senedir gibi bir iddiası olmaksızın dahi müfettişin inceleme yapma yetkisi var. Evet. Kendi kendine durup dururken. Evet. Yani herhangi bir muaraza söz konusu olmadığında da. Evet. O zaman kimse yani alt işveren ilişkisini kurmak son derece tehlikeli. Çok tehlikeli ve gitmeyecek. Yani alt işveren ilişkisi kurulamadığı için de gerçekten istihdamında ciddi bir gerileme göreceğiz. Şimdi bana yağmur gibi sorular geliyor. Gittiğim her yerde deniliyor ki efendim işte ya bize muvazzaa ilişkisini ortaya atarsa veyahut da işte amacını aşan bir hüküm dedim. Burada benim kastettiğim şu. Özellikle küçük yerlerde ki çok rastlıyoruz. İdariye böyle bir yetkinin verilmesi çok yanlış. Yani istenilmesi evet. halinde. Evet. İsteyebilir. Ne demek? Yani istenilmesi canı halinde. Evet. ister. Keyfilik var burada. Yani ben aşağısına kızgınım. Karşıma geldi. Sözleşmesiyle beraber. Ha benim sana bu kızgınlığım da var. Devam ediyor. Gerek gördüm diyeceğim. Gerek gördüm. Diyeceğim ki şunu bir incele bakalım. Ayrıca biraz önce yine söylediğimiz gibi müfettiş iş yerine gidip incelemeden böyle bir karar verecek. Kayıt üzerinde karar verecek. Kendisine intikal eden sözleşme örneklerine bakarak karar verecek? Evet, iş yerine gitmeyecek. Halbuki burada asıl olan bir müfettiş de değil, bir heyetin gidip iş yerinde, o iş yerinde gerçekten madem böyle bir hüküm koydunuz, bir muvazaya dayalı bir işlem var mı yok mu fiilen denetlenmeli. Fiili tespit yapılmalıydı. Fiili yani, tespit yapmadan böyle bir kayıt üzerinde incelemek gerçekten bizi hukuk dışılığa taşır. Yani şöyle tarafların evrak-ı müsbitesi üzerinde yani defterleri, kayıtları, ticari defterleri, vergi kayıtları, gelir giderleri bunların üzerinde inceleme yapmaksızın mı müfettiş, muvazaa vardır. Sadece sözleşme üzerinde inceleme ama, yaparak. Nasıl kanıtı ne? Yani sözleşme işte, nasıl açıklayabilir ki muvazaa olduğunu? Yönetmeliğin 10. maddesinde Bakıyorum. Yönetmeliğin evet. 10. maddesini açarsak orada evet. bazı şeyler belirlenmiş. Kıstaslar belirlenmiş. Muvazaayı tanımlamadan sanki bunlar muvazaaymış gibi bir şeye sokmuş. Evet. Şekle sokmuş. O da yanlış. Yani bir yerde müfettişe orada ne yapılmış? Yargısal yetki verilmiş. Ben müfettişim yani
Hiçbir şekilde de ben değerli meslektaşlarımın yetkilerinin sınırılmasından yana değil, yetkilerinin artırılmasından yanayım ama hukuk kapsamı içerisinde olması kaydıyla. Yani hakim gibi burada bir ilişkinin başka bir ilişkiyi kamufle edip onun yerine başka türlü gösterdikleri kanaatına vardım deyip yani bunlar aslında iki tane farklı işletme değildir. İşçilere az ücret ödemek veya işçilerin işte haklarını ketmetmek için bir başka müessese kurulmuştur. Bunların arasındaki ilişki tamamen muvazalı bir ilişkidir diyebilmek için o kişinin ne olması gerekiyor? Hukukçu. Hukukçunun ötesinde iş yerini görmesi gerekiyor. Yani iş yeriyle ilgili bir bilgisinin olması gerekiyor. Evet. Ben size burada çok somut bir örnek vermek istiyorum. Evet. Herhalde geçen programımızda da aynı örneği vermiştim. Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Evet. Vermiş olabilirim. Evet. Vermişsem özür dilerim yani tekrardan dolayı. Yok, hayır. Örnekler. Örneğin bir cam fabrikası. Siz bir cam fabrikasına gidin gezin ki ben gezdim. Evet. Özellikle götürüldüm. Yani dendi ki bana şurada asıl işimiz nedir? Tali işimiz nedir? Hangi işi bölüp verebileceğiz? Hangi işi bölüp veremeyeceğiz? Bize bu konuda göster. Bize bir yardımcı olur musunuz? Gittim. Evet. Yanımda işveren var. Teknik elemanlar var. Gezdik. Ben işin içinden çıkamadım. Hangi iş asıl iş, hangi iş tali iş? Ben zaten onun için diyorum. Yani hiçbir işletmede yapılan işin asıl iş, yardımcı iş olarak tefriki mümkün değil. Değil. Veyahut da bir mobilya fabrikasında. Evet. Asıl iş nedir? Bunu bana kimse yani çok net bir şekilde söyleyemez. Orada polyester işi var. Ağaç kesimi var. Efendim döşeme var. Her şey var yani. Evet. Hangisi asıl, hangisi tali iş? Buyurun nasıl çıkacaksınız? Asıl iş yani mobilya yapmak ne? Yani evet. İş mobilya yapmak. Mobilyanın 10 parçası var. Evet. Polyester mi? Evet. Var belki. Polyester, döşeme, bunun hepsi mobilya. Evet, evet. Kesim, şekil verme, biçimleme. Yani biraz önce verdiğim cam fabrikası örneği gibi. Evet. Yani bir kere bu asıl iş, tarihi iş ayrımı çok zor bir iş. Bunu da bir kayıt üzerinde inceleme yapmak çok yani bizi yanlışa götürür. Mümkün değil. Mümkün değil. Bunu da bir müfettişin yapması mümkün değil. Hiç diyorsunuz. Mümkün değil. Örneğin. Evet. Örneğe reklamlardan sonra gelelim. Çünkü işaret alıyorum. Kısa bir reklam arasından sonra bizi izlemeye devam ediniz. Evet, reklamlardan sonra sizlerle yine beraberiz. Bir izleyicimiz ufak bir soru sormuş. Alt işveren de özellikle kamuda çalışanlar bakımından yıllık ücretli izin tazminat verilmiyor. Bu bir kanun boşluğu mu diyor. Ne diyeceksiniz? Kanun boşluğu demeyelim de 4857 sayılı kanun yıllık ücretli izine ilişkin hükümlerinde bir yıllık çalışma zorunluluğu olduğu için herhalde arkadaşımız bir yıllık o çalışma süresini doldurmadığından yıllık ücretli izini kazanamamıştır. Zannediyorum kastı odur. Evet, yani yıllık ücretli izin hakkını alabilmeniz için bir yıl çalışmanız lazım. Yani izin hakkı ancak bir yıl çalışmayla mümkün oluyor. O nedenle kamuda çalıştırılanlar genelde 8 ay çalıştırıldıklarından veyahut da iş bittiği için yani bu alt işveren işçisi işçiliği olarak çalışanların iş bittiği için çalışmalarının süresi yıllık ücret izin almaya yetmediği için size vermemişlerdir. Evet, onda da bir eksiklik var. Daha sonraki çalışmalar vesaire eklenerek halledilebilir. Evet, siz de döneceksiniz onun için programı fazla uzatmayacağım bu akşam. Soruları hemen hızlı hızlı sormak istiyorum. Şimdi bu ekonomik kriz nedeniyle tabii ki sözlerime başlarken de programın başında birçok işçi çıkarmaları var. Bu işsizlik hat boyuna erişti. Bu işsizlik sigortası ile ilgili olarak ne diyorsunuz? Yani bu fonla ilgili fonun yönetilmesi ve fondan GAP'a paraların kaydırılması gibi bir takım konular var. Kısaca bunlarla ilgili ne diyorsunuz? Evet.
Zaten bugün gündemi şöyle ciddi anlamda bir irdeleyecek olursak, bu kriz nedeniyle işçilerin yatırmış olduğu bu işsizlik sigortası fonundaki parayı herkes gözünü dikmiş durumda. Herkes. İşte bunun kapağı aktarılacağı veya ne bileyim... Aktarıldı zaten. Anlaşma yapıldı, evet, aktarılıyor. Yani başka şekilde kullanılacağı şeyler var, söylentiler var. Ben buna şiddetle karşıyım. Madem bu işçinin parası, bu para işçilerin işsiz kaldığı süreler için kendilerine ödenmeli. Hatta bu işsizlik sigortasındaki hükümler biraz daha yumuşatılarak, biraz daha esnekleştirilerek işçilerimizin bugünlerde yaşadıkları sıkıntıya bir nebze olsun bu fonla bir çare bulunmalı diye düşünüyorum. Peki bir şey daha soracağım. Bu tabii hizmet sözleşmesinin işveren tarafından sona erdirilmesi gerekiyor. Ben istifa halinde de, çünkü psikolojik tacizde bulunursunuz işçinize, onun o işten ayrılmasına sebebiyet verirsiniz ve işsiz kalır. Yani dediğiniz gibi çok hoşuma gitti. Bu işsizlik sigortasındaki hükümlerin daha yumuşatılması, esnek hale getirilmesi gerekir ki işçi de taciz edildiği, psikolojik tacize uğradığı, yani değer verilmediği, hatta iş verilmediği bir yerde de kalıp aşsız ve işsiz kalmamak için orada insan haklarına aykırı bir biçimde çalışmak durumunda kalıyor. Ama biz buraya istifa ettiği vakitte yeni iş buluncaya kadar bir geçimini sağlayacak ufacık da olsa bir para sağladığımızda insanlar daha insan gibi yaşama imkanı bulacak diye düşünüyorum. Şey soracağım, bu GAP'a gitmesiyle ilgili sizin gittiğiniz ve dolaştığınız yerlerde işçilerin bilinci ne durumda? Yani hiç haberleri yok mu? Hiç haberleri yok. Kendi parası, yani bankaya yatırdığı, faizle yatırdığı paranın banka tarafından kendisine daha az ödenip ama gerisinin ödenmeyen kısmın başka bir yere kullanılması gibi bir durum söz konusu. Ama buna hiç kimse itiraz etmiyor. Yani işsizlik sigortasına prim yatıran işçi de işveren de bu paranın bunun dışında kullanılmaması gerektiğine dair davalar açması gerekiyor bence. Bunu yayınız. Evet, bu söylediğiniz çok önemli. Ben sizin bu söylediğinize bir ekleme yapmak istiyorum. Evet. Bunun dışında bir de bizim mevsimlik işçilerimiz var malum. Evet. İşte turizm bölgelerinde çalışan, otel hizmetlerinde çalışan, evet, işçilerimiz, efendim kiremit ve tuğla fabrikalarında çalışan işçilerimiz, kampanya işlerinde çalışan işçilerimiz bu primi ödedikleri halde, bu işsizlik ödeneğini ödedikleri halde bu şeyden yararlanamıyorlar. Sigorta. Evet, bu işsizlik ödeneğinden yararlanamıyorlar. Yani bunun primini yatırdığı halde. Neden yararlanamıyor? Son derece yanlış. O zaman kaldır bu işçilerden, mevsimlik işçilerden, bu turizme dayalı işlerde çalışanlardan, mevsimlik çalışanlardan bu prim alma. Evet. Ödemediğin paranın primini alıyorsunuz. Ve ondan sonra da, evet, ödemiyorsunuz. Ödemiyorsunuz. Bu bana göre yine bir handikap. Yani siz çok, evet, haklı bir noktaya değindiniz. Evet. Ben bir de bu sizin söylediğinizde bunu söyleyeyim. Ama o zaman dava açmak lazım. Yani bir takım işçileri alalım, dava açalım. Bunların iptalini isteyelim. Yani, evet, bunda işverenler de aslında kendileri prim ödüyorlar. Fakat prim ödemelerine rağmen yine o işçiler eğer bu işsizlik sigortasından yararlanamıyorsa neden işveren de prim ödüyor? Neden işçi prim ödüyor? Evet, yani aynı şeyi, evet, ben de hep kendi kendime sormuşum. Evet. Hatta bunu çok eğitim verdiğim yerlerde de söylemişim. Bir de bu tür uygulama işçiyle işverenin arasındaki çalışma barışını da bozuyor. Evet, aynen öyle. Biliyorum, yani birçok bölgelerimizde işçiyle işverenin arasında ciddi sürtüşmeler oluyor. İşçi geliyor, diyor ki haklı olarak, illa diyor benim çıkışımı ver, ben gideceğim işsizlik sigortamı alacağım. İşveren diyor ki ben senin sözleşmeni sonu erdirmedim askıda. Evet. O zaman diyor ben sana bu parayı, işten ayrılma bildirgesini verirsem benim sistem bozulur. Senin mevsimlik çalıştığın bir anlamı kalmaz. Ve ciddi anlamda tartışmaların doğduğuna da ben tanığım. Ben de başka şeye tanığım.
Mesela bu mevsimlik işçiler bakımından tabii değil de ama sürekli işlerde de işçi yaz aylarında köyüne, kentine gitmek istiyor. Genelde işte fındık topluyor veya işte ekin toplayacak veyahut da işte evinde kızını evlendirecek, oğlunu evlendirecek bir şey olacak. Yani belirli mevsimlerde gitmek istiyor. Ve hatta belki o işi bırakmak istiyor. Gerçek anlamda istifa etmek istiyor. Ama işvereni diyor ki ben istifa etmeyeyim, sen beni çıkar. İşveren de diyor ki benim işim var. Yani sen bana lazımsın. Ben seni niye istifa ettireyim? O da diyor ki hayır, ben istifa etmek istiyorum. Ve muhtes bir takım işlemler oluyor. Gidiyor işverenin işte muhasebecisiyle bilmem neyse şundan bundan anlaşıyor. İşveren 3000 tane işçi çalıştırıyorsa nereden bilsin ki onun ne olduğunu? Ve hizmet sözleşmesi feshedilmiş oluyor. İşverence feshedilmiş oluyor. İşverence. Ama ne yapıyorlar? İşverence feshediliyor ama kendisi istifa edip de bir 3-4 aylık işine gitmek istediği için kıdem tazminatı varsa almıyor. Çünkü onun için gitmek de aynı. Veyahut da kıdem tazminatı çok cüzi almıyor. Ama ihbar tazminatı da yani almıyor onları. Aradan birkaç sene geçiyor. Parasız kalıyor. Canı sıkılıyor. Ve geliyor işveren diyor ki efendim ben işte işveren hizmet sözleşmesini feshetmişti. Bana da bir belge imzat. Çünkü işveren feshedince kıdem, ihbar, bütün fazla çalışma, her türlü hakkımı aldım. İbra ediyorum. Başkaca bir hakkım yoktur diye de imza atıyor. Geliyor diyor ki bana diyor burada yazılanları vermediler. Benim işte şu kadar fazla çalışmam vardır diyor. Ve fazla çalışmayı istiyor. 10 tane de şahit koyuyor oraya. Evet, bu iş yerinde işte kişi gece 12'ye kadar çalıştı. Yok bilmem ne kadara çalıştı diyor. Ama gerçekten o kişi istifa ettiği halde pundunu bulup işveren tarafından hizmet sözleşmesi feshedildi belgesini alması lazım ki işsizlik sigortasından para alsın. Gidiyor 6 ay 5 ay işsizlik sigortasına zaten para alıyor. Köyde ona o da yetiyor. Şimdi bunları önlemek için diyorum ki istifa eden de alsın. Çünkü adamın gerçek niyeti o. Evet. Ya bununla ilgili bir sürü davalar var. Şimdi istifa eden de almalı tabii. Yani evet. Ama dediğim gibi yani önce esnekleştirip bu paradan herkesin yararlanmasını sağlamak. Herkesin derken tabii hakkı olanların. Tabii hakkı olan. Hakkı olan yani bu işçinin parası. Bunu da işçilere vermek zorundayız. Evet. Bakın bugün gündemde bir kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği var. Evet. Çok önemli bir konu. Çok evet. Önemli bir konu. Evet. Bununla ilgili 4857 sayılı kanunun 65. maddesinde bir düzenleme mevcut idi. Evet, onu attık. Evet, bu 5763'ün 18. maddesiyle onu kaldırdık, getirdik. Evet. 4447 sayılı yasaya bir ek madde olarak ekledik. Güzel, evet. Gayet güzel. Burada hiçbir itirazımız yok. Yapılan işlem gayet güzel. 65. madde mevcut iken bir de yönetmelik çıkarılmıştı. Zaten kanunda hüküm de vardı. Yani bu konuda kimlerin nasıl bu kısa çalışma ödeneğinden yararlanacağına ilişkin usul ve esasları yönetmelikte belirlenir onu diyordu. Onu da attık. O da gitti. 65. madde yürürlükten kalkınca o da kalktı ortadan. Evet. Bir de tebliğ yayınlanmıştı 2004 yılında. Tebliğde de genel ekonomik kriz durumlarında Çalışma Bakanı ekonomik krizin olduğunu ilan eder ve ondan sonra bu ödenekten yararlanılabilir şeklinde bir nolu bir tebliğ vardı. 65. madde kalkınca o da kalktı ortadan. Yok oldu. Düşünemediler onu. Ve şimdi herhalde. Herhalde geldik 4447'ye bu ek madde eklendi. Orada da bir hüküm var. Deniliyor ki bu kısa çalışma ve ödeneğinden yararlanmanın koşulları ve esasları çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir diyor. Bu yönetmelik nerede? Yok halen. Yayınlanmadı. Evet. Dört gözle bekliyoruz. Yayınlanmadı.
Şimdi işverenlerimiz veya işçilerimiz bu kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak üzere İşkur'a başvuruyorlar. Bu kısa çalışmanın hangi hallerde ödeneceğini isterseniz bir anlatalım. Yani bizi izleyenler, dinleyenler kısa çalışmanın ne olduğunu ve kısa çalışmanın kendilerine ne gibi haklar verdiğini ve 4447 sayılı işsizlik sigortası yasasındaki eklenen bu maddeyle kendilerine nasıl bir hak geldiğini öğrensinler önce. Evet, her ne kadar yönetmelik ortada yoksa da biz sadece kanunu, evet, kanun maddesine dayanarak bunu şu şekilde anlatabiliriz. Yasaya göre sigortalı sayılan kişilerin iş sözleşmelerini sona erdiren işveren, gene affedersiniz yanlış söyledim, sayılan kişiler hizmet aktına tabi olarak çalışan işveren, genel ekonomik kriz veya zorlayıcı sebeplerle iş yerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak, buradaki şeyi tanım çok önemli. İşsizlik sigortasından farkını açıklıyor, evet, burada. Evet, geçici olarak, süreli değil, evet, sürekli değil, geçici olarak önemli faaliyet ölçüde azaltması veya iş yerindeki faaliyeti tamamen veya kısmen, yine geçici olarak deyimini kullanıyorum, evet, madde. Evet. Durdurması halinde durumu diyor derhal gerekçeleriyle birlikte Türkiye İş Kurumu'na, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı, sendikaya bir yazıyla bildirir diyor. Demek ki burada bu günümüz için çok geçerli olan bir madde. İşte genel ekonomik kriz. Evet, bugün birçok iş yerinde bu var. Bu kesinlikle bu var ve bu paranın da derhal kısa çalışmaya dayalı olarak, yani şöyle, işverenlere dağıtılması gerekiyor, şey, işçilere. Yani evet. Demek ki bu maddeyle işverenlere şu hakkı getirdi. Sen ekonomik kriz nedeniyle işini durdurmak veya kısaltmak, geçici bir süreyle işin azaltılması ve faaliyetinin durdurulması hali söz konusu olunca, ben sana, devlet diyor, İşsizlik sigortası fonundan kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği adı altında düzenlediğim bu hakkı tanıdım. Tanıdım. Ey işveren, müracaat et diyor. İşçini mağdur etme diyor. İşçini mağdur etme ve işçiye ödenecek. Evet, şimdi evet, ne oluyor peki? Bu hiç müracaat eden, bu maddeden yararlanan işveren var çok mı? Çok işveren var. Çok işveren var. Müracaat ettiler, evet, mi? Ettiler. Aldılar mı? Hayır, alamazlar. Neden evet, alamazlar? Evet. Çünkü yönetmelik yok ortada. Yani usul ve esasları yönetmelik düzenler diyor. Usul ve esasları kimse bilmiyor o halde. Ha, geçmiş peki bunlar dilekçelerini vardı, veriyorlar. Ne oluyor peki? Yani iş kurumu bu dilekçeleri alıyor. Ne diyor? Herhalde vermem mi diyor parayı? Vermem de demiyor, bekletiyor. Ve hatta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na iletiyordur. Evet. Ben işkur müdürü olsam, işte şu iş yerinden alınan şu tarihli dilekçe ilişik tarz edilmiştir der. Nasıl ben uygulayacağım ben bunu diye sorarım. Sorarım. Yönetmelik yoksa ben size o zaman sorunuzda bir soruyla bir cevap vereyim. Siz bir hukukçu olarak, siz bir kurumun amiri olsanız, idare ne yaparım? Ne yaparsın? Genelge çıkarırım. Veya bir tahmin çıkarırım. Derim ki yönetmeliği çıkartıncaya kadar, hazırlıkları tamamlanıncaya kadar şu usullerde bu ikinci maddedeki uygulama yapılacaktır derim, gönderirim. Peki bir şube müdürü olsanız, İşkur şube müdürü olsanız, size başvuru geldi böyle. İşkur şube müdürü olsam derim ki yasanın bu hükmünü ben uygulayacağım. Bu konuda bana bir tahmin gönderin. Yönerge gönderin. Evet. Evet, gönderin. Bunu da gönderemezler. Neden gönderemezler? Şu kadar çünkü sürede gönder derim. Yönetmelik yayınlayamamışız. Halbuki madem biraz önce yine söyledik sözlerimize başlarken, Perşembenin gelişi çarşambadan belliydi. Yani korkunç bir krizin Türkiye'yi kasıp kavuracağını herkes söylüyordu. Yani ekonomi bilsin bilmesin.
bu yönetmeliği hazırlamak çok mu zordu? Yok. Hiçbir zorluğu yok. Aslında bu yasayı hazırlarken yönetmeliği birlikte hazırlamaları lazım. Ey kanun evet. koyucu diyorum. Bir tane yasa yapıyorsan o yasanın nasıl uygulanacağına dair uygulama yöntemlerini gösteren yönetmeliğini de yine hazırla. İkisi evet. beraber çıksın. Yani biri çıkıyor, diğeri 6 ay sonra, 1 sene sonra, 2 sene sonra hala da çıkmayanı da var. Evet. Peki bu çok vahim bir durum. Çok üzücü bir durum. Şu anda ben gerçekten bu başvuran işverenleri kendilerinden çok merak ediyorum. Nasıl cevaplar alacaklar? Bu cevaplar da çok önemli. Peki bunları şey yaptırsanız bir tane İşkur'a, Türkiye İş Kurumu'na bu yazıyı verdikleri zaman altında bir bilgi için kuruma diye. Yani sosyal sigortalar, bakanlığa diye, evet. Ve bakanlıkta da birkaç yere yani bir de Büyük Millet Meclisi'ne, bakın bunu yap, Büyük Millet Meclisi'ne, bakanlığa ve Türkiye İş Kurumu'na verilen dilekçenin altına ama bunları da göstererekten bir uygulamada yapın. Bir de nereye verebilirsiniz bunu? Büyük Millet Meclisi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, burası. Bir de Başbakanlığa verebilirsiniz. Evet, Başbakanlığa. Evet. Bir tane de isterseniz Kanunlar Dairesi'ne de gönderebilirsiniz. Yani ne kadar evet. çok geniş yere giderse. Yani bu yönetmelik aslında hocam yani öyle çok abartılacak bir şey değil. Zaten daha önceki 65. madde dayanarak var. Çıkarılmış bir yönetmelik var. Hatta o çok uzun bana sorarsanız. Evet, biraz daha kısa hale ve evet. Kırtasiye işlemini daha da azaltacak evet. şekilde uygulanırsa pekala olabilir. Müfettiş incelemesi falan var orada. İşte müfettiş incelemesini yine esas almış evet. yönetmelikte. Yani bu yönetmeliğe benzer. Hatta kopya da çekebilirsiniz dediğiniz gibi. Yani biraz güncelleştirerek evet. günün koşullarına biraz daha uyarlayarak çünkü o 2004 yılında çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. 2004 yılında çıkmıştı yani 4 yıl geçmiş aradan. Evet. 4 yılda da çok ciddi değişiklikler oldu Türkiye'de i̇şte ve dünyada. Evet, evet. evet yani güncelleştirmek koşuluyla bu değiştirilip gündeme sokulabilirdi. Bunu sorarsanız yani bu istihdam paketi dediğimiz yasa çıkarken buraya bu ek 4447 sayılı kanuna 18. maddesiyle ek ikinci madde eklendi dendi ya. Bunun bir uygulamasında bir yönetmeliğin de gerekli olduğunu inanın ki düşünmemişlerdir. Ve haberler yok. Haberleri yok. Yine, İnşallah bu programı herhangi bir tane devlette çalışan birisi vardır da veyahut da hak sahibi olabilecek kişiler vardır da onlar müracaat ettiklerinde bakanlığı da. Çünkü sadece Türkiye İş Kurumu'na bu işin verilmesi yeterli değil. Yani bu yazının daha yukarılara doğru da gitmesi gerekiyor. Ayrıca yani inşallah önümüzdeki günlerdeki programda da bu İşkur dediniz de İşkur'la da ilgili yine istihdamın önünde engelleyici o kadar hükümler getirildi. Evet. Yani İşkur'un yetkileri o kadar genişletildi. Hukuk bilmeyen memurların elinde hukuk resmen katlediliyor. Maalesef. Kalmıyor. Zaten. Katlediliyor. Evet. Yani hukuk kalmıyor. Evet. Şimdi isterseniz bu kısa şeyden sonra, bilgilerden evet. sonra ben işverenlerimize bazı önerilerde bulunmak istiyorum. Evet, buyurun. Sizin kanalınız evet. aracılığıyla. Şimdi malum bu gerçekten ciddi bir kriz var. Bunu hiç kimse artık inkar edemez. Evet. Ben değerli işverenlerimizden şunu rica ediyorum. Yani işçilerin işine son vermek en son çare olmalı. Zaten bunu Yargıtay da böyle belirliyor. Diyor ki işçinin evet. işine son vermeyi en son çare olarak düşün diyor. Önce diyor fazla çalışmanı varsa diyor fazla çalışmanı durdur. Bu yetmediyse çalışma süreni daha da kısalt. Örneğin işte 45 saatlik çalışma süreni 30 saate indir. 35 saat indir. Bu evet. yetmez ise işçininle birlikte anlaşarak onun muvaffakatını almak kaydıyla. Çünkü ücretsiz izin konusunda da zamanımız olursa biraz değinmek istiyorum. Evet. Ücretsiz izine gönder. O bir çare değil ama ücretsiz izine en gönder. Son çare.
Ama ücretsiz izin yerine bu demin anlattığımız hüküm daha uygun. Evet, şimdi tabii yapacak bir şey olmayınca bu da evet, bir çözüm. Evet. Yani işine son vermektense bir ay, iki ay. Kısa çalışma. Yani kısa çalışma aslında ücretsiz izne göndermenin bir yolu, yerine bir yolu, getirilmiş yani evet, bir ama maalesef uygulama. Madem ki devlet bunu yapmıyor, Çalışma Bakanlığı bunu yerine getirememiş. Artık en son çare olarak işe son vermeden önce bu yolda denersin. Evet. Yani hiç olmazsa işçi işsiz kalmasın. Yani iki ay sonra işine döneceğine. Ama ücretsiz izin inanın ki insanların gene çok kötü durumda yaşamasına sebebiyet. İşine doğru. Son verilmektense hocam. Evet. Yani hiç olmazsa o insan bilsin ki bir ay sonra iki ay sonra işine tekrar dönecek. Tekrar işe dönecek. O daha yani işsizliğin evet, ne olduğunu ben çok iyi bilen bir insanım. Bu konuyla ilgili çok önüme örnek olaylar geldi. Çok inceleme yaptım. Bu koca koca insanların o işsiz kalmaları durumundaki acizliğini, yok, çaresizliğini çok yaşadığım için işsiz kalmak kadar kötü bir şey yok. En son çare olmalı bunlar. Hatta işe hiç son vermeden mümkünse 30 saatin altına da çalışma saatini indirerek mümkünse bu krizi hep birlikte atlatmanın yolları aranmalı. Yani diğer işçilerin de ki buna muvaffakat edeceklerini zannediyorum. Arkadaşının işine son verileceğine veya kendisinin işine son verileceğine daha az maaş, daha az ücretle bu krizi hep birlikte atlatmalarının yararlı olacağını düşünüyorum. Şimdi bir de şey var kamuoyunda. Efendim kriz bahane ediliyor, işçiler işten atılıyor. Yani kriz bahane edilip işten atmanın bir maliyeti var, bir bedeli var. Kolay bir şey değil o. Evet, evet. Çok kolay bir şey değil. İhbar tazminatı ödeyeceksiniz, kıdem ödeyeceksiniz. İstisnalar olabilir yani. Onları ayır hocam, onları konuşmuyoruz. Evet, yani o kötü niyetli kötü insanları konuşmuyoruz. Biz burada düzgün gerçek, insanları. Düzgün insanları, düzgün işverenleri konuşuyoruz. Sizin ve benim amacımız istihdamı artırmak. Yani istihdamın önündeki artırmak derken yanlış anlaşılmasın. İstihdamı artırmak üzere alınması gereken önlemleri hatırlatmak, tartışmak. Evet. Yani bizim derdimiz istihdam. Yani işçiye bir iş sunmak, işçi gelir sahibi yapmak, işçi gelir sahibi olduğu vakitte tabii ki tüketici durumuna düşüyor. Tüketici durumuna düşmesi üreticinin ürettiği malın satılmasını mümkün kılıyor. Pazarlamasını ve bunun satılmasını, dolayısıyla sermayenin dönmesini. Sermaye dönerken hem işveren hem işçi kazanmış oluyor. Bunu da bir dengede tutarak bu krizi aşmak Türkiye için mümkün olabilir mi? Evet, iyi bir program yapılırsa olabilir. Ve ben de şey demek istiyorum. Türkiye'de planlamalar hep yanlış yapıldı. Tarım sektörüne ağırlık vermek suretiyle Türkiye'deki işsizliğin yani %70'inin halledilebileceği görüşündeyim. Bunu hep tekrarlamak istiyorum. Evet, vaktimiz kalmadığı için programı kesmek durumundayız. İnşallah başka sefer, başka konularda sizinle tekrar program yaparım. Sizin ilave etmek istediğiniz bir şey var mıydı buna? Teşekkür ederim hocam. Yani bana böyle bir fırsat verdiğiniz için, böyle bir imkan tanıdığınız için teşekkür ben ederim. Ben ta Ankara'lardan geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Evet, 3. Bin Yıla Bakış programını burada noktaladık. Gelecek hafta başka konuk ve başka konularla yine karşınızda olacağız. Hayırlı geceler diliyorum. Evet, kısa bir reklam arasından sonra tekrar sizinle beraberiz. Kemal isminde bir izleyicimiz bize bir soru soruyor. Diyor ki istihdam paketinde ağır ve tehlikeli işlerde çalışanların meslek okullarından mezun olma hükmü hangi tarihten itibaren geçerli olacaktır? İyi yayınlar demiş. Siz evet. Evet. Meslek okulu olma yükümlülüğü yok. İşiyle ilgili teknik eğitim verildikten sonra işe başlatılacaklar hüküm altına almış ve 1-1 2009 tarihinden itibaren o yürürlüğe girecek.
Ancak o konuyla ilgili henüz yönetmelik yok ortada ve bu eğitimin kim tarafından verileceği, nasıl verileceği de henüz bir netlik kazanmadığı için de çok bu konu üzerinde yorum yapmak ve konuşmak da mümkün değil. Mümkün değil, evet. Yani yasanın hükmüyle ilgili olarak bir yönetmelik henüz çıkmadığı için bu konuda nasıl bir uygulama yapılacağı hakkında soru işareti var. Allah kolaylık versin diyorum. Tabii ki her tarafını eleştirdiğimiz için bu yönetmelikleri çıkaranların, yasa hükümlerini koyanların hiçbir şeyden habersiz olarak bunları yapmaları tabii ki uygulamada çeşitli olumsuzluklara neden oluyor. Evet, biz tekrar bu alt işverenlik ilişkisiyle ilgili olarak muvazadan bahsediyorduk. Geldi sizin sevgili iş müfettişiniz. Hiç gelmedi üstelik de. Defterlere de bakmadı. Kayıt üzerinde. Kayıt dediğinizde sözleşmeler üzerinden baktı. Sadece sözleşme üzerinden baktı. Baktı ve de dedi, muvazadır dedi. Muvazaa vardı. Şimdi ben işverenim, ne yapacağım? İşverene size tebliğ edildi. Evet. Siz tebliğ tarihinden itibaren 6-3 gün içerisinde mahkemeye, iş mahkemesine itirazla yükümlüsünüz. Ve mahkemede bu muvazza konusunu inceleyecek. İnceledikten sonra evet burada bu iş yerinde bu sözleşmede muvazza hükmü vardır derse bunun üzerine taraflara 10'ar milyar idari para cezasını hükmedilecek. Bir karar veriyor bir yani. Bir karar verecek ve burada en yine bana göre hukuka aykırı ve çalışma yaşamında çok ciddi sıkıntılar doğuracak hususlardan biri de bu konuda Yargıtay yolunun kapatılmış olmasıdır. Temiz yani kesin hüküm. Karar kesin. Burada böyle bir hükmün olması çok yanlış. Telafisi de güç yollara sokacaktır çalışma yaşamını. Madem evet. Böyle bir şey var, hiç olmazsa Yargıtay yolunu, temiz yolunu açmamız gerekirdi. İnşallah hakimlerimiz, müfettişlerimiz bu yanlışları, bu eksikleri görürler, ona göre karar verirler diye dua etmekten başka düşünüyorum ve dua etmekten başka da bir şey diyemiyorum. Acıklı bir tarafı daha var tabii ki bu konunun. Burada kesin hüküm olayı var ve temiz edilememesi tabii ki bahsettiğiniz gibi son derece ağır sonuçları birlikte getiriyor. Bazı hukukçular bunun bir tespit davası olduğu şeklinde beyanda bulunuyorlar. Bunun da ben yanlış olduğunu vurgulayayım. Çünkü burada bir muaraza var, bir ihtilaf var. Yani kurum diyor ki sen burada işçileri kendi işinde kendin işveren olarak çalıştırmak durumundasın. Çünkü senin kurmuş olduğun, bu yapmış olduğun alt işverenliği sözleşmen maalesef gerçek niyetini yansıtmıyor. Sen zahiri olarak bir sözleşme yaptın ama senin asıl niyetin yasanın koymuş olduğu hükümlerden kaçmak. O nedenle bu muvazaa sebebiyle geçersizdir. Bu işler senin işindir diyor. Muvazaa bu. Şimdi bu davanın tarafları şikayet eden birisi olabilir veyahut da re'sen kendi kendine yetkili makam teftiş yaptırmışsa, böyle bir kararda alınmışsa ortada ne vardır? Asıl işverenle alt işveren arasında yapılmış olan alt işverenlik sözleşmesinin geçersiz olduğuna dair, hangi sebeple, muvaza nedeniyle geçersiz olduğuna dair bir hüküm vardır. Yani buna biz kaziye-i muhkeme diyoruz. Kesin hüküm. Şimdi bir takım doktrindeki görüşlere göre şey diyorlar, efendim kararlarda hüküm taraflarını bağlar. Onun için işveren kendisine bu konuda dava açan bir işçi olursa orada da kendisinin işçisi olmadığını, alt işverenin işçisi olduğunu iddia edebilir ve bununla ilgili dava sürdürülmesi pekala mümkündür. Ben bunun yanlış olduğunu hukukçu olarak vurgulamak istiyorum. Çünkü bu kesin hüküm
asıl işverenle alt işveren arasındaki alt işverenlik sözleşmesinin niteliğinin muvaza nedeniyle hükümsüz olduğunu tespit eden bir karardır. Ortadan kaldıran bir karar. Ortadan kaldıran. O nedenle artık işveren, asıl işveren başka bir dava nedeniyle, başka bir işçinin açacağı dava nedeniyle bu konuyu yediden gündeme getiremez. Çünkü orada muvaza sebebiyle yok. Yok hükmünde. Hükmünde olan bir ilişkiye kabul ediyor ve bu sebeple de asıl işveren o işçinin işvereni gibi her türlü hakkını ödemekle yükümlü olacaktır. Yani doktrinde de henüz bu konu hiç oturmadı. Yani işte oturmak üzere falan demiyorum. Herkes de başka bir şey. Ayol bunun adı tespit davası değil. Bu ihtilaflı kaza yani. Evet. Yani, tespit davası çok farklı. Yani çok, mevcut durumun tespitini istemek. Tespiti yani. Var mı yok mu ona bakılması. Ama muvazaa dava başka bir muvazaaya dayalı. Bu başka bir şey yani. Hatta madem böyle bir şey var, affedersiniz sözünüzü böldüm. Şu da istenilebilirdi. Yani bir kere burada kanunla hileye bakılmıyor. Kanunla bir hile var mı yok mu? Evet. Onu da araştırması gerekir. Aslında zaten ona benzer bir şey var burada. Çünkü muvazaa boşak kanunundaki tanımı itibariyle daha değişik nitelikte. Evet. Evet. Buna da bakılmalı. Ayrıca kanuna aykırılık araştırılmalı. Evet. Kanuna aykırılık araştırılmıyor. Müfettiş sadece muvazaa üzerinden hareket ediyor. Madem böyle bir şey araştırılacaksa, ki bana göre hiç gerek yok. Yani bir sözleşme hürriyeti var ise ve evet, taraflar da buna rıza göstermişler ise kendi serbest iradeleriyle, biraz önce de söylediğimiz gibi kanuna aykırı olmama kaydıyla, ahlaka ve genel adaba olmama kaydıyla yapabilirler sözleşmelerini. Bunlar araştırmayıp sadece işte muvazaa araştırılması çok doğru bir hüküm değil, çok doğru bir gidişat değil diye düşünüyorum. İstihdamın önünde bir engeldir diye düşünüyorum. Bir de muvazaa araştırmasında şu çıkıyor ortaya yasanın ikinci maddesinden. Bir, işin teknolojik nedenlerle bu işin verilip verilmediği veya işletmenin veya işte teknolojik nedenlerin bir bütün olarak alınması gerektiği söyleniyor yönetmelikte. Bu da ayrı bir handikap. Bir kere işin teknolojik nedenlerle verip verilmediğinin tespiti son derece yine zor. Teknolojik. Bunu müfettişin yapması mümkün değil. Mümkün değil. Ben seminerlerde şu örneği veriyorum. Bir ayakkabı boyacılığı bile bir teknoloji gerektirir. Yani bir uzmanlık gerektirir. Yani evet, orada diyor ya uzmanlık ve teknoloji evet, gerektirir. Uzmanlık gerektiren işler. Bir boyacının yapacağı işi ben yapmaya kalkarsam ne yaparım? Pantolon da boyarım, çorap da boyarım. Tabii, tabii. Demek ki o da bir uzmanlık. Uzmanlık gerektiriyor, evet, evet. Ayrıca teknolojiden kimin ne anladığına bağlı. Teknoloji çok geniş kapsamlı bir sözcük ve tanımı da kişiden kişiye değişen, kişiden kişiye de farklı tanımlar evet, yapılan bir konu. Bize örnek verdiniz cam evet, sanayinde. Bir müfettiş gittiğinde burada teknolojik nedenlerle başka bir işçi, başka bir iş ve alt işverenin çalıştırılıp çalıştırılamayacağını veya asıl iş olandan asıl iş olmayanın ayırdına varma becerisinin olması hiç de mümkün hiç değil. Hiç mümkün değil. Evet. Ayrıca asıl işverenle asıl işle tali işleri ayırt etmesi de mümkün değil. Evet. Birbirinin devamı. Yani birbirinin devamı ve birbirini tamamlayan işler. Evet. Biraz önce mobilya örneği gibi cam işler. Evet. Yani buna benzer işler son derece şey. Bakın. Yani neticeten şunu söyleyebilir miyiz? Bu yönetmeliği zaten iptalini istediler. Herhalde iptal edilecek diye düşünüyorum. Benim görüşümme göre de evet. Yani çünkü bu iptal evet, edilmezse o zaman Türk hukuk sisteminin birçok yerine işte medeni kanundan bilmem neyi çıkar, borçlardan neyi çıkar, ticaretten onu çıkar, iş kanunundan onu çıkar, anayasadan onu çıkar, sosyal güvenliği bilmem böyle çorba yap falan filan. Yani bu borç çorbasından da beter bir şey oldu. Uygulanamaz hale geldi ve anarşi doğar. Yani yasa düzgün değilse yasaların uygulanmasında insanlar nasıl uygulayacağını bilemiyorsa veyahut da kişiler arasında farklı farklı hükümlerin uygulanmasına imkan verecek tarzda bir uygulama varsa anarşi doğar. Onun adına hiç demokrasi falan da denmez.
Ben şimdi bu muvaza kısmını bitireyim. Çünkü vaktimiz de çok ilerledi. Size sormak istediğim bir sürü konular var. Şeye geçmek istiyorum. Alt işveren işçisinin işten haksız nedenle çıkarılması halinde bunun husumet açısından muhatabı kim olacak? Ve tazminata hükmedildiği takdirde asıl işverenin bu işçi karşısındaki durumu nedir? Bunu da kısaca bir izleyicilerimize evet. nakledersek yararlı olacağını düşünüyorum. İşçilerin haksız fesih durumunda alt işverenin kime karşı dava açacağı, yani husumetin evet, husumet. Husumet davasında husumetin kim olduğu tartışmalı olmakla beraber işte Yargıtay'ın son verdiği kararlarda bu biraz daha netlik kazandı. Husumet tarafı alt işveren olarak gösterilmekte. Nihayet. Evet. Yani nihayet. Yargıtay verdiği kararlarında evet. alt işverene diyor dava açacaksınız. Özellikle bu işe iade davalarında hepimizin de bildiği gibi bir aylık bir süre var davayı açma zaman aşımı, daha doğrusu hak düşürücü süre. Evet. O nedenle de biz çok yanlışlıklar yapıldı. Asıl işverene karşı davalar açıldı. Buna çok rastladık. Ve daha sonra mahkeme husumet yönünden davayı reddetti. Dedi ki asıl işveren değil, alt işverene açman gerekiyor dedi. O konuda hemen hemen bir netlik kazandı. Yani artık davalar husumet yönünden alt işverene karşı açılmalı. İşe iade davalarında da. Ve evet. işe iade davasını kazanan işçi tekrar başvuruyu kime yapmalı? O sorun var. O sorunda da hem asıl işveren hem alt işverene bence iki tarafa başvurarak bu hakkını kullanmalı diye düşünüyorum. Bunun yanında eğer asıl işveren alt işveren ilişkisi devam etmekteyse tazminatı da her iki taraftan isteme hakkı var. İsteme hakkı var da işverenin ödeme yükümlülüğü var mı? Var. Yani asıl müteselsilen sorumluluk ya. Getirildiği için. Değil mi? Evet. Hı. Yani hiç var. Muvaza yok arada. Efendi verilmiş ama asıl işveren işçinin çıkarılmasından veya haksız çıkarılmasından dolayı mahkemenin verdiği işe iade davasında alt işveren o işçiyi işe almazsa tabii ki 4 ve 8 aylık nasıl karar vermişse onu da hakim takdiren diyor. Takdire bağlı. 6 diyor, 5 diyor, bilmem ne diyor. Evet. Neyse onu ve de 4 aya kadar olan ücretleri karşılığı, tazminatları ödemekle yükümlü oluyor işverenimiz. Niye ödesin? Yani niye ödesin? Evet. Kendi işçisi değil. Yani asıl ücretleri ödenmediği takdirde sigorta primleri vesaire koymuşsunuz yasaya hükümleri. Tamam da ama artık asıl işverene bu kadar yükümlülük getirirseniz bu iş dönmez. Zorlaşır. 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 Yani işte istihdamın önünde bu da bir, yani, bir engel. Bu istihdam evet. paketi değil. Bu da bir engellerden biri. Yani bu istihdamda bunun mutlaka ortadan kaldırılması gerek. İstihdamın önünü açmak istiyorsanız işverenden bu yükümlülükleri almanız gerekiyor. Yoksa işte 5 puan oradan indirdim. Yok 18'de 29 yaş arasındaki kadın çalıştırırsan şöyle olur, böyle olur şeklindeki bir takım ipe sapa gelmez kolaylıklar sağlanması şeklindeki uygulamalar istihdamı sağlamamakta. Evet, burada evet. ilave etmek istediğiniz bir şey yoksa başka soru hemen edeceğim. Hemen evet. Bunu kamuoyunu evet. aydınlatmak açısından şunu evet. söylemek gerekir. Yalnız bu alt işverene veya asıl işverene açılacak davalarda ilişkinin devam etmiş olma zorunluluğu var. Yani ilişki bitmişse, alt işverenin asıl evet. işverenin ilişkisi bitmişse burada alt işveren tek başına onun aleyhinde açmak daha yerinde olur. Kamuoyuna da bunu söylememize evet. fayda var. Yani evet. ikisinin arasındaki sözleşme işin bitmesi evet. nedeniyle sona ermişse evet. artık işçi çalıştığı, bağlı olduğu işverene karşı davayı evet. açması gerekir. Aksi halde gene husumetten evet, karşı taraf da benim sözleşmem bitti. Evet. Hukuki bir bağım edin. Kalmadı. Evet. Hukuki evet. bağım kalmadığı için de ben şey değilim der evet, ama evet. zaten yasa 3 aylık biliyorsunuz bu şeylerde de
ücretle sınırlı tutuyor. Evet. 3 aylık ücret alacağıyla. Orada her ne kadar işte müteselsiz sorumlu şey yapıyorsa da tekrar evet. iş yasamızın başka bir maddesinde de 3 aylık ücret alacağıyla sorumludur diyerek şey yapıyor. Evet. Evet. Şimdi tabii gene alt işveren ve asıl işveren konusunda bunlar bu sözleşmelerini yaparlarken bir tazminat hükmü yani rücu ile ilgili bir hüküm koyuyorlar. Çünkü asıl işveren bu işi alt işverene vermek ve para veriyor. Yani hatta yüklüce bir para veriyor. O işin yürütülmesi için denetliyor vesaire. Ve iş kazalarından dolayı rücularda veya başka türlü bir takım tazminatlar ödemek durumunda kalırsa asıl işvereninle işçileri arasındaki ilişkilerden dolayı ki asıl işverenin hiçbir kusuru yok. Bütün önlemleri vesaire alsa da ama gene kendisine onun iş yeri olduğu için SİSEKA'nın rücu ettiği konular var veya işçinin müracaat ettiği hususlar var. Bunlarla ilgili olarak özel sigortalarda bunlar sigorta edilebiliyor veyahut da sözleşmelerine asıl işverenin alt işverenden ödemek zorunda kaldığı tazminatları, ödemeleri geri alabileceğine dair hüküm konuyor. Bununla ilgili ne diyorsunuz? Uygulamadaki karşılaştığınız örnekler nedir? Bunun geçerliliği nedir? Uygulamada maalesef asıl işverenler o konularda kendilerini çok güvenceye alamıyorlar. Evet. Yani bazı sözleşmelere bazı hükümler getiriyorlar ve o hükümlerle kendilerini rahatlayacaklarını falan zannediyorlar ama maalesef o müteselsiz sorumluluk ilkesinden dolayı çok ciddi anlamda kendilerini kurtaramıyorlar. Ancak çok böyle kurumsallaşmış, bu işi iyi bilen ve gerçekten bu işi profesyonelce, bilinçli bir şekilde yürüten firmalar kendilerini güvence altına almak için ne yapıyorlar? İstikraklarından, alt işverenlerin istikraklarından belli fonlar kesiyorlar. Onu evet. güvencede tutuyorlar. Evet. O zaman kendilerini biraz daha garantiye almış oluyorlar. Çünkü evet. rastladığım benim yani gerçekten çalışma yaşamında rastladığım çok enteresan olaylar var bu konuda. Örneğin alt işveren sigorta parasını, sigorta primini yatırmadan gidebiliyor. Evet. İşveren de bunu, halbuki kanunda hüküm var. Parasını vermesi için. Parasını evet. vermesi için. Ayrıca denetleme yükümlülüğü de var. Yani evet. iş yerinde ilan edecek işte alt işverenlerin parasını öderken alacağı var mı yok mu diye işçilerini araştıracak. Prim borcunun olup olmadığını araştıracak ama araştıramıyor. Veyahut da araştırıyor, atlayabiliyor. Buna tabii, da çok rastlıyoruz. Tabii, atlayabiliyor. Tabii. Hatta kamu kuruluşunda ben rastladım. Denetlediği halde atlayan ben kuruma rastladım. Denetlediği evet. halde. Evet. Daha sonra bunu kendilerine ödemek zorunda kalıyorlar. Çünkü alt işveren ilişkisi bozulmuş gitmiş. O kişiden de artık o parayı almaları mümkün olmuyor. Ha, burada bana çok güzel bir şey hatırlattınız. İşte asıl işveren, alt işveren ilişkisi çok kolay bir ilişki de değil. Evet. Özellikle asıl işverene çok ciddi yükümlülükler de getiriyor. Yani bu idari yaptırımların dışında bizim işte... Biraz önce verdiğimiz örnekte kurumun yanında yaşın yanması dışında kendiler de çok ciddi anlamda bir risk altındalar. Alt işverenin uğradığı iş kazasından müteselsiz sorumlu. Hatta biz çok iş kazasına maruz kalan kişi gidiyor asıl işveren aleyhine dava açıyor husumet yönünden. Ve onu mahkeme kabul ediyor. Evet, evet. Senin iş yerinde oldu diyor. Onun iş yeri diye. Evet. evet, senin iş yerinde oldu bu kaza diyor. Husumet yönünden kabul ediyor ve çok ciddi anlamda da maddi ve manevi hatta rücu davasına maruz tabii. kalan işverenlere ben rastladım. Zaten kalıyorlar onun evet. iş yeri olduğu için. Kendi iş yeri çünkü. Ben işte bunların önlenmesi için işverenlerin kendilerini güvenceye almaları açısından bu sözleşmelere sigorta mükellefiyeti konmasını çünkü asıl işveren alt işverene bir sürü paralar ödüyor. Bu işi verirken bir takım haklar istiyor kendine güvenceye almak için. Yani o sigortayı koyuyorlar mı? Ferdi evet, kaza evet, sigortaları evet, koyuyorlar. Yani koyuyorlar şimdi. Yeni yeni evet. artık alışkanlık haline gelmeye geldi. Başladı. Ve güzel de yani ben bunu öneriyorum. O ferdi kaza sigortasının ciddi anlamda işverenlerimize yararı var. Evet. Yani ben onu da öneriyorum. Evet. Ben galiba haberlere gireceksiniz, değil mi?
Telefon mu var? Aha, reklam, pardon. Evet, bir reklam aramız evet. daha varmış. Reklamlar çok önemli biliyorsunuz. Tabii, tabii. Evet, kısa bir reklam arasından sonra tekrar bizi izlemeye devam ediniz.